Sevgili Rapor TV izleyenleri, bugün Ünye Cevizdere, Ünye 1957 spor tesislerindeyiz. Sevgili Çağlar Hocam'ın ayağının tozuyla galibiyetini kutlamaya geldik. Hem de küçük bir röportaj yapmaya geldik. Hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Galibiyetle geldiniz, hoş geldiniz hocam. Çok sağ olun, teşekkür Ünye ederim. Adına söylüyorum bunu gerçekten. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Tonya zor bir deplasmandı, sıkıntı bir deplasmandı. Bizim de çok umudumuz yoktu yani, halk olarak takımdan daha çok. Sihirli değnek değdi diyelim. Ne oldu hocam, bize bir anlatır mısınız? Valla zaten salı günü anlaşıldıktan sonra direkt deplasmana gittik zaten. Güzel bir oyuncu grubu var Ünye Spor'da. Tabii ki Tonya Doğan deplasmanı bizim gerçekten zor bir deplasmandı. Çünkü orada her şeyin biteceği bir deplasman. En azından umudumuzu son haftaya taşımak istiyorduk. Güzel bir oyun ortaya koyduk. İyi organize olduk. Motivasyonumuz da yerindeydi ve özellikle oyun ilk bölümünden 75. dakikaya kadar da oyun üstünlüğünü tamamen elimizde tuttuğumuz, oyunun sahada gerekli şekilde oynandığı bir oyun oldu. Son 15 dakikalık bölümde zorlandığımız dakikalar var ama onları da kendimize bir ders niteliğinde anlıyoruz ve yorgunluğun getirmiş olduğu ve motivasyonun düştüğü, biraz rehavetin ortaya çıktığı bir alan zaman oldu. Ama ondan da bir ders çıkartıp yolumuza bakacağız. İnşallah bu hafta tekrar biz önümüzdeki Akçabat Sivasspor maçını kazanıp rakibimizin puan kaybetmesini bekledikten sonra ben inanıyorum ki eğer bunu gerçekleştirebilirsek Ünyespor'un 3. lig yolunda büyük bir adım attığını söyleyebilirim. Evet hocam, inşallah şampiyon oluruz. Bizim de artık maçı alıp Ordu'nun puan kaybetmesini bekliyoruz. Hocam şimdi sihirli değnek değdi dedik takıma. Neleri değiştirdiniz, ne yaptınız? Teknik anlamda bize biraz bilgi verir misiniz hocam? Olarak bundan önce emeği geçen teknik adam arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Burada emek verdiler ve bu takımı ortaya çıkarttılar. Biz de onların bıraktığı yerden devam ettik. Çok fazla zamanımız yoktu. Benim yaptığım sadece motivasyon anlamında ve oyuncuların biraz demoralize olmuş oyuncuların özgüvenlerini artırmak, psikolojik olarak hazırlığa daha çok önem verdik. Çünkü çalışma imkanımız olmadığı için onlar da ona yanıt verdiler. Bir rahat bir ortam oldu ve sonuç almamız da daha kolay oldu. Çünkü çok zaman içerisinde beraber olmadık ama en büyük avantajımız tecrübeli bir takımın olması. Anlattıklarımızın tekrarını çok yapmadan algılama yetenekleri yüksek olduğu için sonuca daha kolay gittiğimizi düşünüyorum. Hocam şimdi Tonya maçına geçecek olursak teknik anlamda 70'ten sonra takımda bir düşüş oldu ama biz bunu halk olarak ben şahsen spor spikeri olarak kendi adıma konuşayım. Ordu maçının yorgunluğuna veriyorum. Yani sıkıştırılmış bir fikstürde hiç kimse kolay şey başarmıyor burada. Takımın da düşmesi haliyle normaldi hocam. Şöyle söyleyebilirim. Biz ilk 75 dakikalık bölümü normal oynamadık zaten. Çok tempolu oynandı. Evet. O bölüm tempolu oynandığı için de dediğiniz gibi 3 gün önce bir Ordu Spor maçı var. Ondan 3 gün önce bir Akçabat maçı var. Takım da şu anda üst üste 5 maçın 90 dakika oynayan 4-5 tane oyuncu var ve bunlar 10 gün içinde oynadılar bu maçları. Çok zor. Zor bir süreç. Kolay olmadı. Oyunda düşüşler de var. Abi, tabii ki buradan çıkaracağımız dersler de var. Ama önemli olan oradan 3 puanla dönüp Ünye 1957 Spor'un çıkma umudunu, şansını son haftaya taşıdığımız için mutluyuz. İnşallah son haftada gülen taraf biz oluruz diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Buradan Ünye halkına, Ünye taraftarına söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Vallahi onlar her zaman bizim Ünye Spor'un destekçisi oldular. Her zaman arkasında durdular. Bundan sonra süreçte de ben onların her zaman Ünye Spor'u destekleyeceğini, Ünye Spor'un arkasında olacağını düşünüyorum. Desteklerini esirgemesinler ve bu takıma inansınlar, güvensinler. İnşallah istediğimiz sonuca ulaşırız. Hocam Şabat maçı son maç şimdi içerideki. Artık inşallah şampiyon oluruz. Biz de şampiyonluk röportajı yaparız. Bir dahaki röportajı inşallah.